Herkese merhaba, mutfağın harika kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir ayva tatlısı hazırlıyoruz. Video başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayvalarımı daha önceden bol suyla yıkadım. Bir tane kabın içerisine yeteri kadar su alıyorum ve ayvaların fazla karmaması için içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Kişi sayısına göre ayvalarınızı azaltıp veya arttırabilirsiniz arkadaşlar. Kabuklarını soymakla tarifimize başlayalım. İsterseniz ikiye bölükten sonra soyabilirsiniz veya bu şekilde de soyabilirsiniz. Ayvaları tam ortadan ikiye bölüyorum. İki şekilde de bölebilirsiniz arkadaşlar. Ben size bir tanesini göstermek istiyorum. Tam ortadan ayvayı ikiye böleceğiz ve içerisindeki çekirdekleri ve çekirdeğin yuvasını çıkartacağız. Bu esnada bir tane tatlı kaşığı kullanıyorum. Tatlı kaşığıyla kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Sizler buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu uç kısımlarını almayı unutmayın arkadaşlar. Fazla derine inmeden kesiyoruz. Çok basit bir yöntemle lezzetli bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Geleneksel bir yöntemle, gıda boyası kullanmadan şahane bir tatlı oluyor. Şu an ayvanın tam da mevsimi. Sizler de mutlaka benim tarifimle nefis lezzetli ayva tatlıları hazırlayabilirsiniz. Sağlam çekirdekleri bir tane kabın içerisine alıyorum. Bunlar hem lezzet veriyor, tat koku ve kıvam veriyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çekirdekleri tekrar kullanacağız. Kalan ayvaları da hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Diğer bir ayva kesim şeklini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diğerini ortadan kesmiştik. Bunu da ayvayı kökü üst olacak şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tekrar bir tatlı kaşığı yardımıyla bu yuva kısmını çıkartıyorum. Orada bir sertlik oluyor arkadaşlar. Mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Yerken rahatsızlık vermesin. Bıçak yardımıyla bu kısmı da alıyorum. İki kesim yöntemini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi size kolay geliyorsa. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumunuzu yazmayı unutmayın. Ayvaları hazırladım ve tekrar sudan geçiyorum Kabuklarını da kullanacağımız tencerenin tabanına yayın arkadaşlar. Daha sonra teker teker ayvalarımı, tencereme diziyorum. İçerisine birer yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Fazla kullanmanıza gerek yok. Ben bu tarifte gıda boyası kullanmıyorum. Biraz hibiskus çiçeği kullanacağım. Ben bir tatlı kaşığı kullandım. Eğer rengin daha kırmızı olmasını istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yayıyorum arkadaşlar. Dalsı içerisine bir tane çubuk tarçın ekleyeceğim. Onu da kırıyorum ve 4-5 tane de karanfil. Su miktarına gelirsek bir tane küçük fincanla tencerenin tabanına suyu ekliyorum ve yarım fincanı da her bir ayvanın üzerine döküyorum. Daha sonra ayırmış olduğumuz ağaç çekirdeklerini de üzerine serpiştiriyorum. Tenceremin kapağını kapatarak ocağın üzerine alıyorum. Ortalama orta ateşte 10 dakika kadar kaynatıyorum kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyorum ve kısık ateşte de yarım saat kadar tatlınızı pişiriyoruz. Üzerine yemek kaşığıyla tekrar kendi suyunu dökebilirsiniz. Bu sayede rengi de daha kızarmış oluyor. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi hibiskus çiçeğini daha fazla da kullanabilirsiniz. İsterseniz de gıda boyası da ekleyebilirsiniz. Kaşık yardımıyla bu şekilde üzerine döküyorum ve ocağımı kapatarak yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Eğer zamanınız varsa daha fazla tatlınızı dinlendirebilirsiniz. Tatlım harika gözüküyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Tadı damağınıza kalan çok güzel ve çok lezzetli olan bu ayva tatlısını mutlaka sizler de denemelisiniz. Denerseniz yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ben üzerinde kayma kullandım. İsterseniz krem şanti de kullanabilirsiniz. O da yakışıyor. Bu videoya kanalımı ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi. Henüz abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda kolay ve basit tarifleri bulabilirsiniz. Gıda boyası kullanmadan lezzetli ve pratik olan bu ayva tatlısını siz de mutlaka deneyin. Üzerine antep fasulye ve size kıvamını göstermek istiyorum. Siz de mutlaka deneyin ve görüşlerinizi yazın lütfen. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.